Efendim sadece. Ne? Hastane mi? Hangi hastane? Ay nesi varmış? Kapat oğlum. Tamam anladım. Geliyoruz, kapat. Ay babanı hastaneye kaldırmışlar. Ne? Ya. Ne olmuş ki? Çarpıntı diyor, ciddi bir şey değil diyor ama bilinmez ki. Yürüyün ayol. Ne olmuş ya? Yaşayacak mıymış? Ne olmuş? Allah. Niye böyle şeyler bizim başımıza geliyor? Niye insanların başına böyle şeyler geliyor? Kader mi bu? Niye evren bize karşı yaşayacak? Ya niye beni burada bırakıp gidiyorsunuz? Beni de bekleyin, geliyorum. Geliyorum, beni de bekleyin. O son lahmacun size fazla geldi efendim. Ay Tahsin, ay. Ay Kine, ay. Bir gecede tam 10 yıl yaşlandım şeker. Baba lahmacun mu yedin? Oo, hem de kaç tane yedi? Tamam canım, aa. Tabii ayrıca acılı Adana, turşu, kola, kaymaklı ayva tatlısı. Cem, sen benim lokmalarımı saydın evladım. Ya abartmayın bu kadar. Allah Allah. Hazımsızlık, gaz sancısı... Göğsüme vurmuş. Size de olabilirdi. Tahsin, kolesterolün yüksekmiş. Öyle dedi doktor. Ya kimin değil ki efendim? Hasta muamelesi yapmayayım bana. Tansiyonun da çok şahane değil baba. Ben yaşta biri için çok fena değildir doktor. Aa, hiç yorma kendini. Hakikaten Tahsin'cim hiç yorma kendini. Bak, kolesterol yüksek. Tansiyon yüksek. Miden hasta. Demek ki nedir? Hayat tarzını değiştireceksin şeker. Olur, değiştiririz. Bundan sonra acısız Adana kebabı yerim, ne yapayım? Ona kurfa diyorlar zaten. Ayrıca turşuyu da azaltmak lazım. Onu da kuru fasulye günlerine göre sınırlandırırız, ne yapalım? Ay sen benimle dalga mı geçiyorsun Tahsin? Ben gece gece hastanelere taşınamam öyle. Bitti artık şekerim. Kebap da bitti, tatlı da bitti. Yok, bitti. Ha, öleyim bari o zaman. Ay ölüyor mu zaten? Allah korusun. Dayı var ya, farkına varmadan hık diye gidiverirsin valla. Gittiğini de öbür tarafta zebanileri görünce anlarsın. Zeban mı? Veyahut huri. Ben senin iç dünyanı bilemem ki. Ayrıca heyecanlanmak, uykusuzluk, özellikle maç seyretmek yok. Ne dedi doktor? Birçok yaşlı hastama yasak ettim dedi. Çünkü çok fazla heyecanlanıyorlar dedi. Ya o doktor futbol düşmanı zaten. Anladım onu ben. Kendi golf oynayan adam ne anlar futboldan? Ona göre hava hoş. Cem, yalnız bu erkek erkeğe maç seyretme geceleri beni de biraz bozmaya başladı. Onu da söyleyeyim yani. Ayrıca da Fatoş'la Yaprak da şikayetçi. Hayda. Ne yani şimdi? Kendimize ait birkaç saatimiz olamayacak mı yani Aslı? Ya bizi bırakıp gidiyorsunuz bir yerlerde maç seyretmeye. Bir değil iki değil canım. Ay bir Türk kahvesi yapın bana bari. Hadi bak bu ne? Yenge. Türk kahvesi diyor. Olmaz şekerim. Kahve, çay yok bundan sonra. Yok artık. Evet, yok artık. Ben sana mis gibi bir ıhlamur yapayım dayıcığım. Ha? Yaşlı miden rahat etsin. Bu makbule planımız konusunda ciddisin değil mi sen? Ne diyor? Hiç. Ha? Gafur otlarını getirdi. Neleri mi getirdi? İyi günler. İyi günler Gafur. Buldun mu hepsini yavrum? Pis kokulu otların mı? Evet. Pis kokulu otlar mı? Ne pis kokusu canım? Mis gibi. Listeye bakacak olursak... ...Ölamur, Nane, Adaçayı, Melisa, Rezene ve... ...Kanımca en pis kokan bu arkadaş. Sarı kantaron. Hiç pis kokmaz. Gayet de güzel kokar. Ne olacak bu otlar ifa? Ay çay kahve yerine bunları içeceksin artık. Hey. Allah hastalık vermesin. Ayağınız nasıl? Ben hasta falan değilim evladım. Ege otlarını buldun mu Gafur? Başka otlar da mı var? Yani şimdi Makbule ile Burhan bir gün evlenebilirler mi yani? Ya neden olmasın ki? Bir sürü ortak yanları var. İkisi de evlenmek istiyor. İkisi de tipsiz. Bir de zaten böyle konularda tip önemli değildir. Ruhların anlaşması daha önemlidir ki ikisi de psikopat. Zaten evlenirlerse ikisinden de kurtuluruz. Ya en azından dip dibe yaşamayız. Yok biz yapacağız bu işi. Ayrıca büyük sevaptır.
Çöpçatanlık diyorsun yani. Bana ismi artık ne olursa olsun hiç önemli değil. Ben elimden geleni yapacağım. Burhan biraz direnebilir ama o da bence zamanla yola gelecektir. Ne Makbule ablamdan daha mı iyisini bulacak Allah aşkına o haliyle. Şimdi ne yapıyoruz? Bu akşam dördümüz yemeğe mi çıkıyoruz yani? Ya hayır. Dördümüz Javier'e gidiyoruz ayağını. Bunların ikisini yalnız bırakacağız orada. Evet. Radika, Arap saçı. Ay. Nasıl yiyeceksiniz ki bunları? Neyse ben karışmam. Ve ısırgan otu. Ve kanımca dikkat edin dikenli. İfa ne olacak onlar? Ayol haşlanacak, üzerine zeytinyağı, limon konulacak, mis gibi yenilecek Tahsin'cim. Ha, ben de sandım ki bayramdan koyunu kesemediniz kaldı, bunları koyuna vereceksiniz. Ya böyle etsiz metsiz beslenme olmaz, protein noksanlığı olur. Ha işte bana onu diyorlar. Ne diyorlar? Sen de protein eksikliği olduğu için böyle oldum diyorlar. Ay hiç boşuna uğraşma Tahsin'cim. Bundan sonra kebap, et filan yok. Mis gibi otları yiyeceksin. Ayağınız nasıl? Ay bu da bunu tutturdu. Ayağımda bir şey yok evladım. Nereden çıkardın bunu? Burhan dedi. Ne dedi? Tahsin amca hasta. Tek ayağı çukurda dedi. Ne konuşuyorsun sen? Ha? Beni beğenmiyor musun anne? Beğenmiyorum. Gir Tahsin'cim gir. Ha! Gel canım otur şöyle. Hoş geldiniz efendim. Mahmut oğlum bana bir tavuklu pilav yoğurt hadi hemen. Ne yoğurdu ne tavuğu canım? Ne o da mı yasak? Mahmut sen Tahsin Bey'e tavuğun göğüs kısmından haşlanmış bir parça pilav yok. Yoğurdu da hiç gerek yok. Ben getirdim diyet yoğurt. Oo! Size efendim. Ah bana ne var ne yok getir açlıktan ölüyorum vallahi. Hemen geliyorum. Madem tatlı da yasak televizyonu açsaydık bari. Aa olmaz maç yüzünden neler geldi başımıza. Canım skoru öğrenir kapatırdık. Hayır efendim. Allah Allah, ne var skoru öğrenecek? Bir topun peşinde bin tane adam koşuyor. Sana ne? Sinemaya mı gitseydik acaba yoksa? Olmaz, erken yatacaksın. Hadi kalk kalkalım zaten. İyi ama benim uykum yok. Yoksa bile yatar dinlenirsin şekerim. Sonra sabahın 8'inde dikiliyorsun. Doktor aşırı yorgunluk yasak dedi. Hadi, hadi. Tansiyeciğim, bak şekerim. Oh, eğlendik. Çok. Hayda. Ha, gazeteler nerede ya? Kaldırdım şekeri. Sebep? Ay hep kötü haber. Aman bir de birinci sayfada bir trafik kazasının resmi vardı iç kapatıcı. Sen görme diye kaldırdım. Aa, gazetede mi okumayacağız yani? Okuma şekerim. Tansiyonun çıkıverir Allah korusun. Al ilacın. Ver, ver. Oh şifa niyetine. Al bu da bitki çayın. İçme bunu. Bak fıraklı leş gibi kokuyorum bari. Ama çok faydalı Tahsin'cim. Ay 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 ben vallahi sıkıldım bu işte. Duvarlar üstüme üstüme geliyor sanki. Aa gazete yok. Yemek yok. Maç yok. Hadi ben öleceğim vallahi. Hadi akşama açarız bir spor programı. Vallahi mi? Açarız değil mi? Açarız ayol. O kadar da değil. Sen önce şu çayını iç. Hadi bakalım. Oo, içeride bir bağırış çağrıştır gidiyor. Heyecanlı bir aç galiba. Ya skora baksaydık bari. Hayır efendim, hayır. Sporsa biz de seyrediyoruz işte spor. Sen gündüz bana akşam spora bakarız derken bunu mu kastettin? Evet, ne var? Buz pateni bu. İyi, ne güzel. Ne yapayım ben bunu? Aa, ne demek ne yapayım? Baksana ne kadar dinlendirici, hoş, cool gibiler ayol. Bir heyecanı yok ki. Aa, olmaz olur mu hiç? Bak acaba Japon takımı teknik puanlarla Rusları geçebilecek mi? Konu bu. Bence bundan daha heyecanlı bir şey olamaz. Sen glamurunu içtin mi? Bak evde sıkılıyorsun diye seni gezmeye çıkardım. Eğleniyorsun değil mi?
Çok. Gazetelere bakmıyorsun değil mi şekerim? Gazeteleri kaldırttın ya. Hayır. Şu masanın üzerinde haber dergileri gördüm de... kapaklarında çok sevimsiz şeyler okudum. Benden gizli sakın ha, açıp bakma. Ama moda dergilerine bakabilirsin. Ne güzel, tam ilgi alanım benim. Nane çayını içmedin. Ya şekersiz, limonsuz, iğrenç bir şey bu. Tahsin'cim, şeker üç zehirden biri. Limon asitli mideni yakacak. Bak, sağlıklı yaşam. Ne tık tık kaldı, ne kalp çarpıntısı, ne bir şey. Belki de farkına olmadan ölmüşümdür ben. Aha, aşk olsun Tahsin. Aç mısın Tahsin'cim? Ah, iyi iyi, az ye. Can boğazdan çıkar. Ha. Hiç mi yemeyeceksin? Canım istemiyor. Aa, şundan bir yudum al. Allah aşkına bir tat bak. Heh. Nasıl? Neden beğenmedin mi? Beğenmedim. Neden beğenmedin? Tuzsuz. Malum tansiyon. Of. Oh. Ay. Ah, ay ne oldu ta? Ay bir sıkıntı geldi, sıkıntı bastı bana. Nasıl yani? Of. Ay tansiyonu mu çıktı acaba? Ya duvarlar üstüme geliyor. Oh. Ay kalbin çarpıyor mu? Ne oldu Tahsin? Çok fena çarpıyor. Oh. Ay eyvah. Mahmut. Ah, bu sefer ölüyorum galiba. Hastaneye götürün beni. Ah, ölüyorum ben. Sırtımdan soğuk terler boşalıyor. Ay ne ölmesi Tahsin. Oh. Nefes al, nefes. Derin nefes al. Oh. Mahmut. Oh. Yavrum git taksici. Ah. Kesin ölüyorum ben. Burak haklıydı. Kesin de ölüyorum bu sefer. Ay Tahsin. Taksi çağırın ayol, ambulans. Çağırdın mı? Evet. Ayol ben ne bileyim şekerim. Bu yaştan sonra sayenizde sinir hastası oldum. Sinir hastası değil. Depresyon kaynaklı endişe hata dedi doktor. Şuna sıkıntıdan fenalık geldi desene. Ama sağlığın için uğraştım Tahsin'cim. Aman anacığım. Ya yemek yok, içmek yok. Kahve bile içmek yok. Film yok. Efendim haber seyretmek yok. Maç yok. Ay demek ki vücut öleyim dedi. Ne bilmesi Tahsin? Psikolojik dedi doktor. Anne ne lojik lojik dilemem ben. Bundan sonra bildiğim gibi yaşayacağım. Nasıl? Ama yine de o kırmızı eti... Sus, sus, şansını zorlama İfa. Karşında bir sinir hastası var. Ne yapacağı hiç belli olmaz.